Arkadaşlar bina derslerine başlıyoruz artık. Bina Arapça medrese tarzı Arapçanın ilk metin okuması diyebiliriz, ilk okuma. Bundan önce emsile vardı. Emsile daha ağırlıklı olarak ezberdi. Anlatılan bir iki şey olmuştu sadece. Bu defa metin okuma söz konusu. Metin okurken tabii fiil çekimine de devam edeceğiz. Şu an yazan bir hocamız var. Bir ne yazdığına bakayım. Ardından bir giriş yapalım. Hocam, sınav sonuçlarını siz nasıl buldunuz? Açıkçası beklediğimden iyiydi diyebilirim. Evet, yani sonuçlar beklediğimden iyiydi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii beklediğimden iyi olmasının altında yatan nedenler, zannımca birçoğunuzun bir Arapça geçmişinin olması. Yani burada ben tamamıyla sıfırdan başladım. Hiç Arapça okumamıştım diyen bir insan var mı bilmiyorum. Öyle birisi var mı? Ben hiç görmemiştim. Hayatımda ilk defa emsile okudum. Daha önce hiç emsile dersleri görmemiştim. Emsile daha önce emsile bina okumayan var mıydı bilmiyorum. Zeynep Kaplan hocam, bilmiyorum ki vallahi, ulaştım mı ulaşmadım. Orada yazmıyorsa ulaşmamıştır gerçi de. Yani belki ulaştı da biz mi hata yaptık? Belki de öyle olmuştu. Buna garanti veremiyorum şu anda. Göksel Hoca daha önce hiç Arapça emsile en azından okumamış. Harun Hoca da ilk defa diyor. İlk defa ne? Sema Hoca ilk defa mazi muzari biliyordum. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Sınav sonucu öyle bir çıktı ki. Ben düşündüm. Bu arkadaşlar daha önce emsile, bina, maksut, kafi okumuşlar diye düşündüm. Çünkü ben o kadar beklemiyordum yani. Ben tahminim ne bileyim. 50-60 bilemedin. 70 civarı olsun. İlk defa emsile gördüm, emsile okudum diyen vardı. Vallahi o zaman çok iyisiniz. Sınava girmeyenler cezalı diyemeyiz hocam. Ceza falan yok. Aynen, demek ki umut var. Ben de o şekilde düşünüyorum. Can, öyle tahmin ediyorum ki az çok bir ezber yapılmış, bir çalışma olmuş ki böyle puan alabildiniz yani. Benim düşüncem bu. Bir çalışma olmadan, yani işte aranız birkaç kişi yazdı yani, ben emsile hiç okumamıştım yazmışlar. Hiç emsile okumamış birisi ilk defa bizle başladı, bu kadar aldıysa bir çalışma, bir gayret sarf etmiş olmalı yani. Benim düşüncem bu yönde. Anlamışlar yani bir şeyleri. Hem anlamışlar hem ezber de yapılmış. Yoksa o puanı alamazdınız. Aynen, 100 alanlar var yani. Ben de onlara şaşırdım. 100 bekliyor muydum? Beklemiyordum yani. Tabi olabilir, olamaz diye bir şey yok da şahsen beklemiyordum. Meğer 100 de olabiliyormuş. Güzel bir şey. Sondan ikinci mi? Harbiden o kadar şey mi oldu? Tamam arkadaşlar, binaya bakalım. Bina metni, ki bina metni nedir? Önce ben hemen bilgisayardan PDF'sini açıp tekrar göstereyim sizlere arkadaşlar. Yani, bilen var, bilmeyen var, o yüzden. Binanın tabii ne diyelim? Kitabının yani kendisini bizzat. Sizlere PDF olarak daha önceden vermiştim. İndiren çoğunuz indirmiştir öyle düşünüyorum. Elinizde bulunsun. Evet, şimdi görüntüyü açıyoruz. Görüntüde bina kitabı var. Eski basımdan mı okuyacağız? Yani elinizde eski basım kitap, böyle elle tutulur, üzerine dokunabildiğiniz bir kitap olsun arkadaşlar. PDF'le bu işler yürümez yani. Elinizde kitap olsun, üzerine yazın, çizin, karalayın, silin, tekrar yazın. Bir defteriniz olsun artık, büyük boyu 200 sayfa ideal mesela, 1-2 yıl devam edecekseniz. Veya küçük de olsa bir defteriniz olsun. Zaman zaman tercüme yapmanız istenir, bir şeyler not söylenir. Gerçi kitabın kenarında boş bir sayfa vardır. Standart baskı o şekilde. Sizin elinizdekiler de o şekildedir diye düşünüyorum. Şöyle kısaca bir kitaba bakalım. Kitapta ne yazıyor? Direkt bina yazmış. Burada bina yazıyor. Metnu bina il ef'al.
Daha yeni baskıda o şekilde mesela. Mesnu bina'il ef'al şeklinde var. Sonuçta kitabın adı nedir? Binadır. Bir kitaba girerken bu ilim neye dair arkadaşlar? Sarf ilmine dair bir kitaptır, bir bölümdür. İlk kitabı sarf ilmine dair Emsile'yi okumuştuk. Şimdi binayı okuyoruz. Başka maksut var, izzi var, izini şerhi var, merah var. Tabi binanın da şerhi var. Maksutun da şerhi var. İzzi'nin de şerhi var. Emsile'nin de yine şerhi var. Konumuz bina. Bina kelimesi bena yebni binaun mastar garimimi olmakta. Beneye yebniyu bena yebni binaun. Kitabın adı yani mastar garimimi kalıbında. Binanın yazarı kimdir diye sorulduğunda farklı farklı cevaplar çevrenizde de internette de rastlamış olabilirsiniz. Binanın yazarı kesin yani şudur böyle kesindir diye bir şey söz konusu değil. Ebu Cafer Ahmet bin Abdullah Sermari'nin olduğu ifade edilmiş, söylenmiş. Bununla birlikte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın olduğu da söylenmekte. Farklı birisinin bunu yazdığı yine söylenmekte. Çeşitli rivayetler var yani. Ama işin özüne geldiğimizde binayı kim yazmıştır? Meçhuldür. Aklınızda meçhulün yazar, meçhuldür. İşte bazı kitaplar şu yazdı, bazı kitaplarda da binayı falanca yazmıştır diye kayıtlara rastlıyoruz elbette. Yani rastladığım oldu falanca kitabın falanca sayfasında binanın yazarı şudur diye geçiyor. Ama o bilgiler kesin değil. O yüzden aklımızda bulunması gereken şey binayı kimin yazdığı meçhul, yazarına dair birkaç görüş vardır. Bina sarf ilmine dair bir kitaptır. Sarf ilmi neydi? İşte kelimelerin yapılarıyla alakalı. Sarf ilminin ne olduğu ileride tanım olarak gelecek. Binada tanım yok. İlerleyen kitaplarda tanım gelecek. O zaman ben de tanım okurum size de. Şu an kabaca bina sarf ilmine aittir dedik de sarf ilmi neyin nesidir? Kelimelerin yapılarıyla alakalı bir ilim. Yani benim kitapta bina diye başlamıyor. Hocam kitap hiçbirinki bina diye başlamaz. Bina bölümünü kitabınızdan bulmanız gerekiyor. Son bölümlere veya ortalara denk gelmektedir. Kitabın başı en sağda yani. İzzi diye başlar. Bazılarında merah diye başlayabilir. Bazıları maksut diye başlar ama çoğu yine en sağda izzi vardır. Biraz ilerleyince maksut vardır. Biraz daha ilerlediğimizde bina var. Biraz daha ilerlersek emsile, nasara, yensuru, nasrun var. Bina mastar hocam. Mastar gayrimimi kalıbında. Sayfa 210 diyen de var. Tabii kitaplara göre değişiyordur ama ben kendi kitabıma bakayım. Evet, bende de 210. Eski basım 210. sayfada başlıyor. Haza kitabul bina ifis sarf yazıyor. Yeni baskı 55. sayfada bina yazıyormuş. Tabii yeni baskıda farklı farklı olabilir. Eski baskılarda farklı olabilir. Bir 210'a bir de 55'e bir göz atın hocam orada olabilir diye. Onda var öyle bir şey. Tamam hocam. Görüyorsunuz. İ'lem enne ebvâbet tasrifi diye başlıyor. Başta bina var. Bu şekilde gidiyorsa doğru yerdesinizdir. Tamam. Bina safime dair bir kitap dedik. Yazarı meçhul dedik. Bena yebni bina mastar gayrimimi olduğunu söyledik. Bina kitabı Osmanlı zamanında vardı arkadaşlar. Okutulurdu medreselerde. Hala okutuluyor tabi. Çok daha eskiden de vardı. 1200'lü yıllarda olduğunu biliyorum yani. Öyle bir baskı gördüm. Çok daha eski baskılar elbette vardır. Hazreti Ali'nin bile yazdığı söylenebiliyorsa demek ki ilk baskısı çok eski olmalı. Yoksa o kadar yani ne diyelim geçmişte yaşayan birisine nispet edilemezdi. Çok eski baskıları var. Bina kitabı ne dedik? Yazım şekli neden böyledir? Solda, sağda, üstte. Evet. Bunlar kitabın notları mıdır, kendisi midir? Şimdi bina diyor, besmele var. İ'lem enne diye başlıyor arkadaşlar. Orası ana metin.
sağda, solda, aşağıda vesaire bulunan küçük yazılara haşiye demekteyiz. Onların adı neymiş? Haşiye. Açıklayıcı notlar yani. Kenardaki notlara da yani yeri geldikçe, kapalı konulara yeri geldikçe kenardaki şeylere arkadaşlar, o notlara, küçük yazılara değineceğiz. Onu da söyleyelim. Bunun dışında ne diyecektim? Bina kitabı dediğimiz gibi yani yüzyıllar önce okutulduğu gibi günümüzde de okutulmaktadır. Türkiye çapında oldukça yaygın. İşte Karadeniz bölgesinde Samsun'da İfam var. Orada okutulmakta. İstanbul Marmara bölgesinde Fatih'te hem Fatih medreselerinde hem işte İsmaila diyeceğimiz o medreselerde. Doğu'da Adıyaman'da, Tillo'da, Diyarbakır'da, Antalya'da, Amasya'da okutulduğunu çok iyi biliyorum. Yani tahminime göre her şehirde okutulmaktadır da bunlar sadece bildiklerimden birkaçıydı. Türkiye'nin dört bir yanında bu kitaplar okutulmaktadır. Tabi bu iş Türkiye ile de sınırlı değil. Ne diyeyim size arkadaşlar? Günümüzde Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun, Suriye olsun, çeşitli Arap ülkelerinde de bu kitap okutulmakta. Lakin Arap ülkelerinde bu kitap o kadar yaygın değildir. Ülkemizde çok daha yaygın. Yani ben Arapça okudum, Arapça eğitim aldım diyen birisi, tabii modern yani konuşma üzerine değil de bu tür gramer ağırlık ders aldım diyen birisi, yani %99 bu kitabı duymuştur. Bu kitabı duymadan gitmek, ilerlemek nadirdir yani. Arap ülkelerinde o kadar yaygın değil ama okutulmakta, şerhi yapılmakta, internet sitelerinde örnek vereyim, YouTube'a şu an girerseniz bu bina kitabını işte anlatmış, mana vermiş 3-5 tane ne diyeyim Türkçe anlatım 3-5 tane farklı kişilerden bulabilirsiniz. Aynı şekilde Arapça aratırsanız da Arapça da 3-5 kişi yine bu kitabı işlemiştir, anlatmıştır, yine bulabilirsiniz. Bugün Afrika'da da bu ne yapılmakta, anlatılmakta, işlenmekte yani ben YouTube'da gördüm. Kürsüye çıkmış artık bir hoca, bir hocamız diyelim. Binayı anlatıyor orada, orada şerh yapıyor. Hocam bu kitapla ilgili bir söz de var. Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur veya gene okur. Evet. Bina kitabıyla alakalı bu şekilde bir cümle oluşturulmuştur. Doğru diyor hocamız. Bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur. Tabi bu niye söylendiği farklı farklı yorumlansa da çevremden gördüğüm, başlıyorlar Arapçaya, binayı bitiriyorlar mesela. Kısa bir süre geçiyor, Arapçayı bırakıyorlar. Aradan uzun bir zaman geçiyor. Tekrar Arapçaya başlayalım diyorlar. Bir daha bina okuyorlar. Binada tekrar edip duruyorlar. Gerisi gelmiyor. Bundan tabii kitabı ilk defa gören kitabın zor olduğunu varsayması. Bu kitap oldukça kolay bir kitap. Çok kolay bir kitap arkadaşlar. İşte kısaca değindik. Tabii binanın şerhleri var. 5-6 tanesini yani ne diyeyim? Kitapta gördüm yani şu yazmıştır, kitabın adı şudur, bu yazmıştır, kitabın adı budur diye gördük. Bir tanesi elimde mevcut bu şerhlerden. Yeri geldikçe oraya da değineceğiz. Konuya göre şimdi her konuda kitabı okurken fazla açmayacağım. Bazı konu gelecek, açmamız gerekecek. Bazı konuları açmayacağız çünkü bazı konular zaten Maksut'ta, İzzi'de yani ilerleyen kitaplarda zaten açılmış. Şerh edilmiş, geniş geniş anlatılmış. Onları burada geniş geniş anlatırsam o zaman diğer kitapları okumanın da manası yok diyebiliriz. Şimdi usule gelelim. Usul, ben bu akşam bir sayfa okurum. Bilemediniz iki sayfa okurum. Yarın akşam ders başladığı zaman ilk önce okuduğum yerleri sizler okursunuz. Nereye okuduysam. Şimdi ben burada okurum bir iki sayfa. Yarın akşam oldu geldiniz. İlk ben okumam. İlk evet arkadaşlar, dün akşam okuduğum yerleri kimler okuyor, kimler çalıştığı hazır, mikrofonu çalışıyor, kimler sesini duyurmak istiyor vesaire. Çıkar biriniz başlar okur. Çıkar diğeri okur, çıkar öbürü okur. Bu şekilde okuyor okuyor. Siz okumayı bitirirsiniz. Sonra ben yeni bölümü okurum. Dersi kapatırız. Ertesi akşam geldiğimizde benim okuduğum yeri yine önce sizden dinlerim. Sonra ben diğer tarafı okurum. Bu şekilde yani okuduğum yeri sizlerden duymam gerekir. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı okuduğumuz yerlerin tercümesini bir deftere yazmayı deneyin arkadaşlar. Yazın yani.
Yani lisedeyken biz mesela İngilizce dersinde İngilizce hocası anlamlı bir İngilizce cümleyi kelimelerin yerlerini değiştirirdi yani farklı farklı farklı. Şuradan örnek vermem gerekirse mesela. Besmele'den örnek vereyim yanlış anlaşılmasın. Anlamanız için örnek veriyorum. Ne yazıyor? Bismi Allahi Errahmani Errahimi. Adam ne yapıyor? Errahimi en başa koyuyor. Bismi sonra getiriyor. Rahman sonra Lafzatullah en sona getiriyor. Bunu anlamlı bir cümle yap diyor. Sıralamayı düzelt yani. Biraz Adnan Hoca'ya cevap vereceğim. Sıralamayı karıştırıyorsunuz düzeltin diyor. Yani kelime manalarını bir araya getirerek toplu düzgün bir toplu mana oluşturabiliyor musunuz diye. Bu günümüzde AÖF'de de sorulmakta. Arapçası olana bakarsanız 3-5 tane öyle soru vardır. Harfi cerri, ismi, fiili karma karışık koymuştur. Sen bunları sırasına göre koy, anlamlı bir cümle yap. AÖF'de de soruluyor. Bunlar hep cümleyi anlayabilmek, düzgün bir dizilimi meydana getirebilmek ve toplu mana oluşturabilmek için. Aynısı bizlerde de geçerli. Şimdi burada biz kelime kelime mana vereceğim. Ama siz bunu toparlayıp düzgün bir paragrafa dönüştürebiliyor musunuz? Yani sıfırdan başlayanlar için bu çok önemli. Zaten birkaç Arapça gördüyseniz zaten biliyorsunuzdur da. Sıfırdan başlayan için çok önemli bu. Kısacası elinize bir defter, bir kalem alıp okuduğunuz yeri toparlayarak güzel bir Türkçe ile tercüme yapma işine ta bu akşamdan veya yarından başlayın. Bina bittiği zaman elinizde ne olacak? Bir tane bina tercümesi. Kim yazdı? Siz yazdınız. Bir kitabı tercüme ettiğiniz şeklinde bir durum ortaya çıkacaktır. Bunu da yapın. Üçüncü olarak her gün yani her akşam diyeyim bir fiil çekimi yapacağız. Birinci baptan fiil çekimi yaptık. Birazdan ikinci baptan fiil gelecek. Bunun çekimini 24 kalıp yapın diyeceğim arkadaşlar. Mazi, muzari, emri hazır çekimini yapın diyeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Vereceğim fiillerin tamamı almış olduğunuz Arapça isim fiil kitabında var olan fiillerden olacak. Şu an saydığım 3 maddeyi dersin sonuna doğru tekrar edeceğim. Şimdi yazdığınız sorulara bakıyorum. Adnan Çakır hocam ezber var mı burada demiş. Var hocam. Nereleri ezberlemeniz gerektiğini okuduğum metinden sonra söyleyeceğim. Önce bir okuyayım mesela. Ardından diyeceğim şunu 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 diye. Zeynep Hoca da genelde çıkıyor bu şekilde. Evet yani kelimeler karışıktır. Toparlamanız istenir. Sema Hoca anlam toparlamak çok zor. Herkes sesli okumak zorunda mı? Herkes sesli okumak zorunda değil. Ama sesli okuyabilmeniz sizin faydanıza. Hani şu var. Hiç yoktan oturduğunuz yerde kendi evinizde aynı metni yani ben sesli okumak istemiyorum arkadaş diyebilirsiniz. Mikrofon çalışmıyordur veya çalıştığı halde sesim çıkmasını istemiyorum diyebilirsiniz. Bunun hakkınız elbette var. Ama Arapçanızın devam edebilmesi, gelişmesi için en azından bulunduğunuz yerde bu gece olur, yarın olur. Bu metni artık 5 kere mi, 15 kere mi ne okuyun. Çevrenizde Arapça okumayı bilen yani en azından Kur'an okumayı bilen diyeyim. Onun birisine bir dinletin bakalım. Doğru mu okuyorsunuz? Buraları var ya ben şaşırıyorum. Uzatılmayacak yeri uzatan var. Uzatılacak yeri uzatmayan var. Aramızda metni tabii inşallah herkes biliyordur. Vav, Elifiye ne yapar arkadaşlar? Sağındaki harfi uzatır. Hocam yanlardaki küçük yazılarda yapılacak mı? Yok hocam benim okuduğum yeri birebir. Yandaki küçük yazılar yeri geldikçe az çok ben deyince. Cihat hocam sen bir şeyler bayağı yazdın yazdın göndermedin merak ediyorum bir yaz bakalım neydi? Yazdın sildin mi ne yaptın hocam? Demek ki neymiş? Bir, metni okuyacağız. İki, bunu toplu mana olarak kendi kitabımıza, defterimize yazacağız. Üç, burada ufak tefek ezberler olacak. Dört, her akşam fiil çekimi var. Bu dört şeye dikkat edeceğiz. 3-5 ders sonra da sıradan siz okuyun. Aynen hocam da kimisi mikrofonu çalışmıyor, kimisi sesini duymasını istemiyor. Farklı şeyler var. O yüzden mikrofonu olan ve okumak isteyen diye dememiz gerekiyor. Yoksa bana kalsa herkes sırayla okusa herkesin kendi faydasına. Burada herkes biliyor yani siz ses okusanız da okumasanız da bana ne faydası var ne zararı var. Ama okursanız size faydası var.
tam şey diyecektim. Bir 3-5 ders sonra bu binanın yanına ikinci bir ders olarak akaid koyacağız arkadaşlar. Akaide başlayacağız. 3-5 ders sonra. Şu sistem bir otursun. Tercümesi, şusu, busu sonra. Ama isteyene okutursanız bence daha iyi olur. Aynen, okumak isteyene okutacağız hocam. Yapacak bir şey yok. Kim istiyorsa yani. Tamam, yavaş yavaş metine başlayayım. Şöyle birazcık okuyayım arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa anında sorun. Mayıs sonu mu hocam? Valla Mayıs sonu anlamadım. Mayıs sonunda bir şey demedim. Ne ki anlamadım. Ha, ek dersler. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs sonu mu dedim? Mayıs sonu dediysem çok geç demişim ya. Mayıs sonunu beklemeyiz. 3-5 ders sonra başlarız. Ha, demedin, tamam. 3-5 ders sonra ek ders, işte bunun yanına ne bileyim akaid biter, bunun yanına bir hadis koyarız. O şekilde yavaş yavaş bir giriş olur. Şimdi metni okumaya başlıyorum. Sizler de ne yapın arkadaşlar? Kendi önünüzde kitabınız vardır muhtemelen. Görüntüde kitap olduğuna bakmayın. Buraya takılı kalmayın. Elinizde kitap vardır. Kitaptan birebir artık harekesi yoktur. Hareke koyun. Bilmediğiniz kelime vardır. Manasını bir tarafa yazmayı deneyin. Tamam, başlıyoruz. Benim elimdeki kitapta aynen şöyle yazıyor. Haza kitabul binai fissarfi. Haza bu neyin nesidir? Kitabul binai bina kitabıdır. Fissarfi sarf ilmi hakkındadır. Aslında yani fi ilmi sarfi. Sarf ilmine dairdir diyor. Kayıt açtım hocam, aynen. Besmele var. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Okurum. Başlarım kelimesi elbette yazıda olmasa da manada var. Mahzuf, bu tür şeylere ileride değineceğiz. Kitap neyle başlamış? İ'lem. İ'lem arkadaşlar ne tür bir kelime? Emri hazır mı? Fiili tacip saniye mi? İsmi taftil mi? İ'lem hangi kalıp olur? Emsire-i muhtelif eden. Emri hazır olur. Evet arkadaşlar. Devam edelim. İ'lem. Peki niye İ'lem de ne bileyim yani emri hazırın hemzesi niye esre de ötre değil mesela? İ'lem. Hani unsur vardı ya. Nasara yensuru unsur. Burada hemze niye esre acaba? Evet. Tamam arkadaşlar, biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama bunları zaten biliyordunuz mu yoksa artık neyse, devam edelim. Tamam arkadaşlar, aradığım cevabı buldum. İ'lem nedir? Alime ya'lemu kökünden gelmektedir. Ya'lemu fiili muzaridir. Ya'lemu anil fiili fethadır. Esre de olsa fark etmezdi. Fetha da olsa, esre de olsa emri hazırın hemzesi esreli olurdu. Ancak muzarenin aynı fiili ötre olsaydı hemzesi, yani emri hazırın hemzesi, o zaman ötre olurdu. İ'lem nedir? Ente. İ'lem sen bil ki enne şüphe yok ki ebvabet tasrifi tasrifin babları, ebvab bablar demek. Bab kelimesinin cemi mükesseri olmakta. Bablar, tasrifin babları yani sarf ilminin babları nedir? Hamsetun ve selasune. Hamsetun 5 demek. Selasune 30 demek. Aradaki vav ve yani artı manasında. Matematiksel artı olarak düşünün. Hamse 5, selasun 30. Toplarsak 35. Öyleyse hamsetun ve selasune 35'tir. Baben, bab yönünden. Sarf ilminin babları nedir? 35'tir. Bab sayısından bahsediyor. Bab neyin nesi peki? Hani evvab, babın çoğulu dedik. Cemi mükessere dedik. Bab kalıp demek. Sığa demek. Evet. Sittetün 6 minha o 35'ten 6 ne içindir? Lissülasi yeri mücerredi, sülasi mücerret içindir. Sülasi ve mücerret bunlar birer terim diyebiliriz. Kavram açıklanması gerekir. Sülasi mazisi 3 harfli olan fiil demek. Ne gibi? KTB Nesara, fetaha, harace. Mazep 3 harfli.
Sülaseden kasıt. Dört harfli mazi var mı? Var. Beş var, altı var. Üç harfli mazilerden bahsediyor sülasi derken. Yanında mücerret demiş. Mücerret derken yalın hal demek. Ek harf almamış. Zait. Sonradan eklenen bir harf yok demek. Yani yalın hali üç harfli olan fiil demektir. Sülasi mücerret ne demek? Yalın hali üç harfli olan fiil. El-Babul Evvelu, birinci bab deyip şimdi başlayacak arkadaşlar. Ne anlattı? Saf ilminin bablar 35'tir. Bab sayısı 35. 6 tanesi, o 35'ten 6 tanesi sülasi mücerret içindir. El-Babul Evvelu diyor. Yani sülasi mücerredin birinci babı. 6 babtır dedi ya. 6 baba şimdi tek tek değinecek. Birincisi El-Babul Evvelu, birinci bab. Bab kalıp demekti. Birinci bab nedir? Fe'ale yef'ulu. Fe'ale yef'uludur. Fe'ale yef'uludur derken neyi kastetti? Şimdi burada maksat ne? Olay yani kalıplar, bablar arkadaşlar. Sülasi mücerretteki o altı bab neye göre belirleniyor isimlendirme? Mazi ve muzarinin aynel fiilinin harekesine göre belirleniyor. Fe'ale yef'ulu derken mazinin aynel fiili ne? Fetha. Muzari'nin aynel fiili ne? Zamme. Demek ki mazisi fetha, muzarisi zamme olan her fiil nedir? Birinci babtandır. Mevzunuhu. Onun mevzunu. O derken hangi o? Burada bilgisayardan mı bahsediyor? Hangi o? Su mu? Elma mı? Yok yok. Hu onun derken birinci babtan bahsediyor. Zamirleri kesinlikle o derken hangi o? Onu çok iyi belirtmeniz gerekir. Daima ben onlara takılmışımdır yani. Birisi okurken mevzunu, onun mevzunu hangi o bu? Kim? Ali mi, Veli mi? Neden bahsediyoruz? Birinci babın mevzunu. O birinci babın mevzunu denilir. İyi de mevzun neyiniz? Mevzu, mevzun ne kelime olur? Yani ne diyeyim arkadaşlar? Emsile-i muhtelifeden düşünmek gerekirse mevzunun ne tür bir kelime? Emri hazır mı? Evet, isim meful. Vezinlenmiş, ölçüye uygun demek. Yani birinci baba uygun kelime. Neymiş o? Nesara yensuru. Artık şunu biliyoruz. Nesara yensuru hangi baptan? Sülasi mücerredin birinci babından. İyi de niye öyle ki? Nasara fiil mazidir, aynel fiili fethalı. Yensuru fiil muzaridir, aynel fiili ötreli. Mazisi fethalı, muzarisi ötreli olan her fiil birinci babtandır dedik. Öyleyse başka örnek ney? Ketebe yektubu. Ketebe yektubu. Mazide fetha, muzaride ötre var. Öyleyse birinci babtan oldu. Çünkü faale yef'ulu ile aynı kalıp. Harace yahrucu. Harace yahrucu. Mazide fetha, muzaride zamme var. Artık mazide deyip geçiyorum. Yani mazinin aynel fiili. Bunu biliyorsunuz. Konumuz hep aynel fiili üzerinde dönüyor. Talebe yetlubu. Talebe. Fiil mazinin aynel fiilinde fetha var. Yetlubu derken muzarinin aynel fiilinde ötre var. Yani harekeleri tutuyorsa bu baftandır. Ve alametuhu ve onun alameti hangi o? Birinci babın alameti nedir? Şu var arkadaşlar. Şu an bir görüntüye bakar mısınız? Görüntü net bir şekilde görebiliyor musunuz? Önce onu söyleyeyim size. Görüntü net mi sizler için? Evet. O zaman dikkatlice bakıyorsunuz. Şimdi size burada bir şey anlatayım arkadaşlar. Bakayım ne anlatacağım. Ben de merakla bekliyordum. Evet aklıma geldi anlatayım. Şimdi Hamsetun kelimesini görüyorsunuz. Hamsetun'un altında ne yazmış? Küçük bir rakam var. Bu rakam ne? Rakam okuyabiliyor musunuz? Ne yazıyor? Hamsetun sin harfinin hemen altında 4 yazıyor. Evet. Hamsetun sin'in altında küçük bir tane 4 var. Devam ediyorum. Ve selasune baben sittetun minha. Ha'nın altında rakamı görüyor musunuz? Burada kaç yazıyor? 4 yazıyor arkadaşlar.
İşte bu ha zamiri nereye raci, yani o hangi o sorusunun cevabını kolayca bulmamız için ne yapmışlar? İşaret koymuşlar. Ha'nın altında 4 var. Sağ tarafa bakıyorum, nerede 4 vardı? Hamsenin altında var. Yani bu birlikte tabii ki. Matuf sayı ya, hamsetün ve selasının birlikte değerlendiriliyor burada. O 35'ten, yani o hangi o, onu belirtmiş burada. O belli olsun, karışmasın diye bu şekilde yapılmıştır. Yine elbabul evvelu fe'le yef'ulu mevzunuhu. Mevzunuhu, hu'nun altında bir rakam var. 2 yazıyor. Sağ tarafa gidiyorum. Elbabul evvelu. İkisinin tam ortasında, yani tam bağın altına denk geliyor. Orada da 2 var. Ne yapmışlar? Mevzunuhu, hu zamiri nereye raci? Anlayalım. Kafamız hiç karışmasın diye birinci babın altına da aynı işaret konulmuş. Fe'li yef'ulu mevzunuhu nasara yensuru ve alametuhu ve alametuhu. Hu'nun altında da yine aynı rakam var. Yani birinci babın alameti demek oluyor. Hocam yeni baskılarda yok. Cihat hocam doğru diyor, yeni baskılarda yok. Eski baskılar, çünkü bu eski baskın, yani birisi yazıyor bunu. Diğeri gelip haşiye yazıyor. Diğeri gelip farklı bir ekleme yapıyor. Dolayısıyla bu hali bulmuş, kolaylaştırılmış. Yeni baskılarda bunları göremezsiniz ki esasen, yani karşılaşacağınız, atıyorum, kitapların %95-96'sında böyle bir işaretleme zaten görmeyeceksiniz de. Yani bu şekilde ileride bir gün görürseniz bir kitapta bunlar neyin nesi diye şimdiden anlatmak istedim. Eski baskı ama yok. O da olabilir. Doğrudur hocam. İşte bazılarında var, bazılarında yok. Ben kısaca değinmiş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? İbareyi okumaya devam ediyoruz. Nasara yensuru demiştik. Ve alametuhu, o birinci babın alameti. Alamet, tanıma yolu, işareti, belirtisi nedir? En yekune olmasıdır. Aynı fi'lihi, onun aynı fiilinin olmasıdır. Hangi o? Hi'nin altında ne var? İki var. İki nerede vardı başka? Elbabul evvel. Birinci babın altında da iki vardı. Demek ki birinci babın, birinci babtan bahsediyor. En yekun olmasıdır. Aynı fi'lihi, onun aynı fiilinin nedir olmasıdır? Meftuhen fethalı olmasıdır. Nerede? Fil mazi, fiil mazide. Yani fiil mazide aynı fiilinin fethalı olması birinci babı tanımak için bir alamet oluyor. Ve mezmumen ve zammeli olması da yine alamettir. Diğer bir alamettir. Neyin zammeli olması? Aynı fiilinin zammeli olması. Fiil muzari'i, fiil muzari'de. Buna göre fiil muzari'de aynı fiilinin zammeli olması, fiil mazide aynı fiilinin fethalı olması, birinci babı tanımanın alameti, birinci bab olduğunu bilmemizin alametidir. Zaten bunu söylemiştik de şimdi kitap üzerine görüyoruz. Birinci babı nereden tanırsın? Mazinin aynel fiili fetha, muzari'nin aynel fiili zamme. Ve bina uhu, o birinci babın binası. Bina, yapı özelliği, yapıdan kaynaklanan ek manalar demektir. Birinci babın binası ne içindir? Lit-ta'diyyeti, ta'diyyet içindir. Ta'diyyet, mutaaddilik demektir. Türkçeleştirmek gerekirse geçişli fiil demektir. Türkçede de geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller diye bir şey vardır. Türkçe dil bilgisi kitaplarına, KPSS hazırlık veya üniversite sınavının hazırlık kitaplarına bakarsak görebiliriz. Elimizde kitap yoksa İnternete geçişli fiiller yazarak aramayı da deneyebiliriz. Litaadiyeti, diğer bir deyişle mütaaddi, diğer bir deyişle geçişli fiil. Ama bu galiben, çoğu kez böyledir. Galiben, emsire-i muhtelife olarak düşünürsek, ne tür bir kelimedir? İsmi tafdil mi, ismi tasgir mi? Galiben. Şu var tabii, kelimelerin sonundaki harekeyi dikkate almanız gerekmiyor. Galiben, galibin, galibun değişir o. Son harekeyi dikkate almanıza gerek yok. Kalıp önemli. İsmi taftil diyen var. İsmi fail diyen iki kişi çıktı.
İsmi fail, evet. Tamam arkadaşlar, devam edelim. Galiben ne gibi? Yani sondaki ba'da ötür olsaydı galibun ne gibi? Nasirun, katibun, isim fail. Nasara yasurun, nasurun, nasirun, galibun. Kelimenin son harfindeki harekeleri dikkate almayın. Bu şekilde kafanız karışmasın. Galiben çoğu kere ve binahu'nun binası litaadiyeti, mutaaddilik içindir. Galiben çoğu kere. Yani her zaman değil. Çoğunlukla böyle. Regadikunu, onun binası bazen olur. Lazimen, lazım için de olur. Kat, fiil mazinin başına gelirse gad ne mana ifade eder? Kesinlik. Fiil muzdarının başına gelirse baziyet, yani bazı kere, bazen, nadiren, az kere diye mana verir. Nasara'dan örnek verelim. Nasara yardım etti demekti. Fiil mazi. Başına gad getirirsek gad nasara kesinlikle yardım etti. Gadi fiil muzarının başına getirirsem yensuru mesela. Gad yensuru bazen yardım eder. Her zaman değil. Demek ki gad muzarının başında baziyet, nadirlik ifade ediyor. Ragad yekûnu birinci babın binası bazen olur. Lazimen lazım olur. Çoğu kez mutaddi, bazı kere lazım içindir. Lazım da mutaddinin zıttı, zıt anlamlısıdır. Mutaddi yani taadiyet, geçişli fiil demekse lazım ne demektir? Geçişsiz fiil demektir. Bunlar tabi bir terim. Şimdi bu terimler açıklayacak. Geçişli fiil derken neyin peşindesin? Ne demek bu? Lazım deyince ne yani, pek anlayamadık, örnek de vermediniz diye düşünülebilir. Bunların her biri açıklanacak birazdan. Misalül mutaddi, mutaddinin misali, nahvu örnek demektir. Örnek gibi manasına gelir. Nahvu ne gibi? Nasara yardım etti. Nasara fiil mazi olan bir yani fiil. Bunu hepiniz biliyoruz zaten. Nasara fiil yardım etti. Zeydün Zeyt yardım etti. Kime yardım etti? Amran Amr adındaki insana yardım etti. Nasara nasıl bir fiil? Mutaaddi bir fiil. Yani geçişli bir fiil. Zeyt fail. Çünkü yardım etti diyoruz. Yani yardımı, eylemi, işi yapan Zeyt'tir. Peki kime yardım etti? Amr adındaki insana yardım etti. Amr ne oldu? Mef'ulü bih oldu. Nahi kısaca değindik ama ha nahvu mu? Nahvu örnek demek. Nahvu'nun kelime manası örnek, misal. Şimdi Nasara Zeydun Amr'a ne demekmiş? Zeyd Amr'a yardım etti. İki nokta yok hocam, aynen. Evet. Ve misalül lazimi, lazımın misali, harace çıktı fiil, lazım fiil harace. Kim çıktı? Zeyd'in Zeyd çıktı. Zeyd fail oldu. Şimdi örnek verdi ama örnek çok açık olmadı. İlk defa görüyorsak çok açık değil. Şimdi mutadi ve lazımın terimsel açıklaması var. Ardından örnekler üzerinde bir daha duracağım. El mutaddi, mutaddi nedir? Hıve o mutaddi. Ma öyle bir şeydir ki. Caveze geçti. Etki yaptığı, etkide bulunduğu ne? Fi'lül fa'ili, failin fiili, fail işi yapan demek, faili meçhul derler. Türkçede de kullanılan bir şey. İşi yapan kişi, etken yani. Failin işi, fi'l, fi'lül fa'il diyorum ya, fi'l ne demek? İş demek. Hani iş, davranış, amel, hareket. Fi'lül fa'ili, failin davranışı, işi. Geçti cavize. Nereye geçti? Geçti etkide bulundu. İlel mef'ulu bihi mef'ulu bihe geçti. Demek ki mütaddi nedir? Failin yaptığı iş mef'ulu bihe geçen, eti yapan demektir. Birazdan örnekler üzerinde çok daha iyi anlayacaksınız. Ve lazimu lazım nedir? Hıve o lazım. Ma öyle bir şeydir ki lem yetecavez.
geçmedi, etkide bulunmadı. Ne? Şiirül faili. Ben şiirül okuyorum ama faili yazılmış. Şiirül faili, failin fiili. Mef'ul varsa, mutaddi yoksa. Lazım diyebilir miyiz? Mef'ul varsa, mutaddi yoksa. Hocam mef'ul varsa fiil mutaddidir. Dolayısıyla lazım denilmez. Biraz daha anlatayım. Anlaşılmazsa o zaman soru sormanızı isteyeceğim zaten. Sorun diyeceğim. Az daha anlatayım. Anlayacaksınızdır. Lazımdan bahsediyoruz. Ve o lazım. Ma öyle bir şeydir ki lem yetecavez geçiş yapmaz. Yapmadığı. Fi'lül faili. Failin fiili. İşi. İler mef'ulü bihi. Mef'ulü bihi geçmez. Bel aksine geçmek şöyle dursun. Vaka vaki olur. Gerçekleşir. O iş. Fi nefsihi kendisinde. Kendi kendine gerçekleştirir. Kelime olarak bu şekilde. Şimdi örnekler üzerinde duralım. Önce şunu söyleyelim. Mutaddi fiil nedirden anlamanız gereken şey mef'ulü bi'ye ihtiyaç duyan fiildir. Kabaca bu. Mutaddi ne? Mef'ulü bi'ye ihtiyaç duyan fiil. Mef'ulü bi'ye olmadan iş meydana gelemiyor yani. Lazım fiilde ise mef'ulü bi'ye ihtiyaç duymaz lazım fiil. Fail yeterli. Fail ile yetinebilen mef'ulü bi'ye ihtiyaç duymayan fiillere lazım fiil diyoruz. Şimdi örneklere geçelim. Verildi ya burada. Nahvu nasara zeydun amran demişti. Ve misalul lazimin haraca zeydun demişti. Şimdi bakalım onlara. Nasara zeydun amran. Nasara ne dedik? Mutaddi fiildir dedik. Zeyd fail amr mef'ulü bih dedik. Mef'ulü bih olmadan bu gerisi olmaz mı? Nasara Zeyd'in tek başına olsa mana tam olmaz mıydı? Nasara yardım etti. Kim? Zeyd'in Zeyd. Kime etti diye bir soru meydana geliyor. Çünkü bu yardımın örnek veriyorum. Ne diye? Bir kitap yardım olduğunu, kitap yardım olduğunu düşünün. Hani kitap bağış yapıyor insanlar veya parasal bir yardım. Cuma namazı çıkışı hocalar para topluyor. Falanca caminin inşaatı için örnek. Sen de olayı gören birisi olarak aha Zeyd yardım etti diyorsun. Akla gelmez mi? Zeyd bu yardım yaptıysa bir yardımın gerçekleşmesi için yardım edilen olmak zorunda. Öyle değil mi? Sen yardım yapıyorsan yardım edilen birisi olmak zorunda. Yardım eylemini tek başına gerçekleştiremezsin. Evet. Elini cebine sokup parayı çıkartıp bu yardımı verme işini kendi kendine yaptın ama karşında birisi olmazsa, bunu bir yere vermesen, bu işi kendi kendine bu durumda yapmış olmazdın. Nusra olsa gerek olmuyor. Hocam aynen, şimdi değineceğiz bazı şeylere de. Şu an burayı anlayabiliyor muyuz? Konu bu. Çünkü nusra nedir? Meçhul fiildir. Meçhul fiil naib-i fail alıyor. Farklı durumlar var. Şimdi nasara yardım, hiç anlamadım diyor. Evet. Diyorum ki yardım etme eylemini kendi kendine gerçekleştiremez bir insan. Oysa harece Zeyd'in olayına bakın. Lazım'ın örneği. Harece Zeyd'in. Zeyd çıktı. Evden diyelim ki Sema Hoca evden çıktı dediğimde evden çıkma işini kendi kendine gerçekleştirebilir mi? Yoksa Ayşe'nin Zeynep'in yardımına ihtiyacı var mı? Kapıyı açar, ayakkabısını giyer, çıkar gider. Bu kadar basit. Kendi kendine gerçekleştirebilir. Yani harece zeydün lazım ya bu. Geçişli değil, mef'ule ihtiyaç yok. Oysa nasara zeydün amranda Zeyd'in yardım yapabilmesi için yardım edeceği bir yer olmak zorunda. Aynen ben de bu şekilde düşünüyorum. Bilen arkadaşlar hemen nasara, nusra fazla şey yapmayalım. Çünkü daha bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne dedik? Nasara, baştan alıyorum. Bir daha bilmeyen arkadaşlar tekrar dikkatli dinleyebilir. Önlerinde kitap açık olsun. Nasara Zeydun Amran. Oraya konsantre olsunlar. Nasara lazım fiil mi, mutaddi fiil mi? Bunun üzerinde duruyoruz. Mutaddi ise mef'ule ihtiyaç vardır. Lazım ise mef'ule ihtiyaç yoktur.
Nasara yardım etti. Kim? Zeyd veya Ali veya Veli veya Sema Hoca yardım etti. Sema Hoca yardım ettiyse kesin bu yardımı yapabilmesi için yardım edilen birisi lazım. Kime etti yani? Akla gelmiyor mu? Kime etti? Kur'an kursuna yardım etti mesela. Camiye yardım etti. Ayşe'ye yardım etti. Bir yere etmiş olması gerekiyor. Çünkü yardım eylemini kendi kendine gerçekleştiremezsin. Kendi kendine mi yardım ettin? Birisine etmiş olman lazım. Oysa Harece Zeyd'de ise kişi kendi kendine evden çıkabilir. Çıkması için bir başkası gerekli değil yani. Çıkma eylemini kendi kendine gerçekleştirebilirsin. Ama yardım işini kendi kendine gerçekleştiremezsin. Yardım olayını gerçekleştirmen için bu yardımı bir başkasına, bir insan olabilir, kurum olabilir, fark etmez. Birisine yapmak zorundasın. Dolayısıyla mef'ule ihtiyaç vardır. Mef'ule ihtiyaç vardır yani. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Nasara mutaaddi fiildir. Mef'ule ihtiyaç var. Nasara Zeyd'in. Zeyd yardım etti. Kime etti diye akla bir soru geliyor. Aynen. Sirayet ettiği mutlaka birisi var arkadaşlar. Yardımdan etkilenen birisi olmak zorunda. Buna birazdan bir örnek daha gelecek. Şu an az çok anladığınızı varsayarak devam edeyim. İleride bir örnek daha var çünkü. Belki orada daha net bir şekilde anlaşılır. Ne yaptık? Tanımları okuduk değil mi? Bel vaka fi nefsi dedim. Sonunda iki satır kaldı. El babu sani, ikinci bab. Sülasi mücerredin ikinci babındayız. Ne o? Fe'ale yef'ilu. Mazin anel fiilinde fetha, muzarin anel fiilinde esre vardır. Bu şekilde olan her fiile ikinci baftandır deriz. Mevzunuhu, o ikinci babın mevzunu. Gördüğünüz üzere mevzunuhu, hu'nun altında 7 var. Elbab-ı sani'nin altında da yine 7 var. Yani hu zamiri ikinci baba gidiyor diye belirtilmiş. İkinci babın mevzunu. Yani şu faale yef'ilu vezindir, kalıptır. Bu kalıba uygun olarak getirilen ölçülü bir kelime nedir? Zarabe yazribudur. Zarabe yazribu. Mazin aynel fiili fetha, muzarin aynel fiili esre. Ne gibi? Faale yef'ilu vezinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu yüzden ikinci baptan oluyor. Zarabe vurdu, dövdü manasına geliyordu. Ve alametu hu'nun altında yine 7 var. Tıpkı Erbab-ı Sıfer'in altında 7 olduğu gibi yani. Hi oraya raci. Ve alametu ve o ikinci babın alameti tanıma yöntemi nedir? En yekune aynı fi'lihi onun aynı fiilinin yani ikinci babın aynı fiilinin olmasıdır. Ne? Meftuhan fethalanmış olmasıdır. Fil mazi fiili mazide. Mazin aynel fiili fethalı olacak. Ve meksuran fil muzari'i. Muzari de aynel fiili meksur yani esreli olacak. Mazin aynel fiili fetha. Muzari'nin aynel fiili esre. Olursa ikinci baptan olur. Burada geçen meksuran emsire-i muhtelifeye göre ne tür bir kelime olur? Eni mastariyi hocam. Öyle ki manasına gelmiyor. Evet, isim mef'ul oluyor. Meksuran nedir? İsim mef'uldür. Tıpkı az önce geçmiş olan meftuhanda olduğu gibi. Meftuhanda neydi? Yine isim mef'uldü. Devam ediyoruz. Ve binauhu ve onun yani o ikinci babın binası. Bina neydi? Yapı özelliği. Ek mana getiren kısım oluyordu. Onun binası ne içindir? Ezan aynı şekilde li ta'diyeti içindir. Ezan aynı şekilde yukarıda yani az önce geçtiği gibi manasına gelmekte. Hocam bizim kitapta muzari yerine el-gabir. El-gabir yazar doğru. Gabir de ileride bizim kitaplarda da yazacaktır. Gabir de yine fiil muzari demektir arkadaşlar. Fiil gabiri
Artık Gabir Muzari demek. Gabir yazıyorsa hemen Muzari'de diye not alabilirsiniz. Mana aynı. Eyzen aynı şekilde li ta'diyeti mutaddi içindir. Ta'diyet, mutaddilik ne demekti? Geçişlilik demekti. Geçişliliği az önce ne demiştik? Anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Türkçe dil bilgisinde de geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller mevcuttur. Dersten sonra Türkçe dil bilgisi kitaplarına da bakabilirsiniz. Galiben çoğu kez. Çoğu kere mutaddilik içindir. Yani bu baba uygun olan kelimeler, atıyorum 100 tane kelime varsa işte 90-95 tanesi nedir? Mutaddilik içerir. Regad yekunu lazimen. Bazı kere de ne olur arkadaşlar? Bu baba uygun kelimeler, bu baptan olan fiiller bazı kere binası lazım içindir. Misalü mutaddi, mutaddinin misali. Nahvu örnek ne gibi? Zarabe vurdu, dövdü kim? Zeydün, Zeyd fail burada. Kime vurdu, kimi dövdü? Amran, Amr adındaki insanı dövdü. Şimdi zarabe nasıl bir fiil? Mutaddi bir fiil, geçişli bir fiil. Niye öyle ki? Çünkü Zeyd eğer dövdü diyorsak bu dövme eylemi birisini etkilemek zorunda değil mi? Dövme eylemi birinin üzerinde gerçekleşir. Artık bu kum çuvalı olabilir, bir insan olabilir, belki duvara yumruk atıyordur, tekme atıyordur, ayrı mesele. Sonuçta özellikle anlamadığım diyenler daha dikkatli dinlerse arkadaşlar tam anlaşılacak bir örnek bu. Zeyd dövdü. Birisi gelip size dese ki Ali dövdü. Ali kimi dövdü diye kesin sorar herkes yani. Dövdü, hayırdır, mana tam değil ki kimi dövdü, kime vurdu diye sorulur. İşte Amr olur bu, Hasan olur, Hüseyin olur, Necati olur. Orası önemli değil. Yani dövme eyleminden kesinlikle birisi etkilenir. Bir ikinci şahsa etkide bulunur bu iş. Dolayısıyla zarabe nasıl bir fiil? Mutaddi, geçişli yani. Mef'ule ihtiyaç duyulan bir mana içeriyor. Zeyd fail, Amr burada mef'ul oluyor dedik. Bakıyoruz ne yazılıyor. Aynen, birisi dövüyorsa dövülen birisi de olmak zorunda. Dolayısıyla geçişli fiil oluyor yani. Ve misal lazmi, lazmın misali, nahvi örnek. Celse oturdu, Zeydün Zeyd. Zeyd oturma eylemini kendi kendine gerçekleştirebilir mi? Niye gerçekleştiremez ki? Şu an sizler işte oturmayı kendi kendinize yaptınız. Ancak sakat olacağız ki birisi bizi tutsun da bir yere otursun. Sakat değiliz, bir şey değiliz. Sağlığımız yerindeyse kendi kendimize oturabiliyoruz. Dolayısıyla celese oturdu Zeydün Zeyd. Buradaki celese nasıl bir fiil? Lazım fiildir. Zeyd faildir. Mef'ul yoktur. Mef'ule ihtiyaç yoktur. Gerekli değil. Bu eylemi kendi kendimize meydana getirebiliyoruz. Bir ikinci şahsın etkilenmesi söz konusu değil. Oysa zarabe Zeydün Amr'da ise bir insan birisini dövmesi gerekiyor ki dövme manası meydana gelsin. Yani zarabe vurdu, dövdü dediğimiz zaman vurmak, dövmek kesinlikle bir başkasını etkiler. Bilmiyorum şu an anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey varsa şu an sorabilirsiniz. Kaç bab işledik? İki bab işledik. Bir giriş konuşması oldu, birkaç orada muhabbet oldu derken. Bu akşam iki bab işledik. İnşallah yarın akşam 4 bab işleyerek 6 babın tamamını yarın akşam okuyacağız. Bu şekilde planlıyorum. Allah izin verirse yarın akşam yani Sülase Mücerredler bitecek. Sorusu olandan şu an alabiliriz, bekliyorum. Yani bu akşamlık bu kadar okuduk. Konuyu ve iki babı anladık fakat kendi mana vermekte kelime eksiklerinden sıkıntı çekerim. Hocam her birine kelime kelime mana verdim. Şunu manasını yazamadım, şurayı anlayamadım diyen varsa söyleyebiliriz. Ders metin okuma olarak bitti de yarın akşama geldiğinizde neler yapıp gelmeniz gerekiyor?
Onu söyleyeceğim birazdan. Tekrar edeceğim yani. Çünkü sadece metin okumak da değil artık. Şunu şunu yapın gelin, bunu bunu yapın gelin olayı var. Tekrar dinleyin arkadaşlar. Bir de bu konuyu en yekûne aynen kısmını anlayamadım. Bakalım mesela en yekûne ayn nerede geçti? En yekûne aynı fi'lihi diye geçmiştir. Evet, en yakış başlamışsın. Ve alametuhu onun alameti. Artık birinci babı okuyorsak birinci babın alameti. İkinci babı okurken dediysek ikinci babın alametidir bu. Ardından en yekûne olmasıdır. Ne olması? Aynı fi'lihi onun aynı fiilinin olmasıdır. Ama hangi o? Birinci baptan mı bahsediyoruz? İkinci baptan mı? İki yerde de aynı ibare geçmiştir zaten. Ne olmasıdır? Meftuhen fethalanmış olmasıdır. Fil mazide. Ve mezmumen fil muzari'i, muzari'de de zammeli olmasıdır diye şu an okudum yani artık biri mi iki mi diyordunuz. Video izlerseniz hocam daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şu an bakalım. Genel olarak biraz karışık bir konu sanki demiş Sema Hoca. Geçişli fiil, geçişsiz fiil yönü ile alakalı Türkçe dil bilgisi kitaplarına bakabilirsiniz. Tekrar dinleyin. Aynen ev ödevi demiş hocam. Enikünü'deki en ve yekûne'yi bölü anlamlandırır mısınız? En nedir tam olarak? Hocam en kendi kendine en bir manaya gelmez. En kendi kendine bir manaya gelmez yani. Eni bir şeyle birlikte kullanarak anlamlandırırız. Burada mastar manası. Olması, olmak. Yani muzarın başına gelir. Mek, mak, mesi, ması. Mastar manası verilir. Eni mastariye denilir. En manası şu, yekune şu diye bir şey yok birlikte. Şimdi bu akşam ne yaptım? İki bab okudum mu? Okudum. Şimdi yazıyorum tek tek. Sizler de hemen not alabilirsiniz. 1. Okuduğum yeri aynen okumanızı isterim. 2. Fiil çekimi olarak zarabe. Şöyle yazıyorum ben. Darabe diye yazdım. Fiilini muhtelife olarak ve mazi muzari emri hazır muttaride olarak çekimini bekleriz. 3. Okuduğumuz yerin toplu mana olarak tercümesini yazmanızı isteriz. 4. Görünmüyor mu? Faik Hoca görünmüyor. Arkadaşlar Faik Hoca görmüyor. Siz görebiliyor musunuz yazdıklarımı? Evet görünmüyor demiş. Ben de yazıyorum görüyorsunuz diye. Görünmüyor. Allah Allah. Şu an hala gözükmüyor mu? Şimdi geldi. Tamam. Demek ki ben yazarken gözükmüyor arkadaşlar. Yazıyı bitirdiğinde geliyor. O zaman ben bitireyim mi sonra devam edersiniz. Yazıyı bitirdiğinde göreceksiniz yani. Ne yazdım? Okuduğumuz yerin ortalama olarak bir ezberini yapınız. Tamam bitti. Şu an 4 madde yazdım arkadaşlar. 4 maddeyi siz de bir yere not alabilirsiniz. Şu an not aldığınızı düşünerek bir iki şey söyleyeyim ben yine de. Okuduğum yeri aynen ne demek? Başlarsınız. Çekersiniz besmeleyi. İ'lem, senbil, enne, muhakkak ki, ebvâb-ı tasrif-i safiminin babları nedir? Hamsetün ve selasün ve baben 35'tir. Sittetün altı minha 35'ten de sürel sil, mücerredi sürelse mücerred içindir. Elbâb-ı levvel birinci ve faale yef'ulü diye hızlı bir şekilde, hala yok mu arkadaşlar görüntü? Şaşırtıcı. Şaşırsam mı, şaşırmasam mı? Var şu an diyor. Evet hocam olması lazım. O kadar söyledim görün diye. Beni dinlemiş olması lazım. Tamam görüntü varmış. Yani özellikle okuduğumuz bu bölümü ne yapmalısınız?
Yani kişiye göre değişir. Daha önceden Arapça görmüştür. Bir defa okusa yeter. İlk defa görüyordur. 10 defa okuması gerekebilir. Her birine değineceğim şu anda. Madde 1. Okuduğum yeri aynen okumanızı isterim. Bundan kasıt hızlı bir şekilde adınızı nasıl söylüyor, şu an ben nasıl böyle rahat rahat hızlı hızlı konuşabiliyorsam bu parçayı o dereceye varana dek okumanız önemlidir. Madde 2. Zarar ve fiilini muhtelifi olarak, yani 24 kalıp diyoruz kabaca. O şekilde nasıl nasarayı nasara fiil mazi yardım etti etmişti etsin yensuru diye devam ediyorduk o şekilde. Mazi, muzari ve emir hazır. Bu üçünün de muddaride çekimini yapın arkadaşlar. Zarar ve fiili Arapçasının fiil çekim kitabını aldıysanız orada vardır diye düşünüyorum. %99 var. Üçüncü madde, okuduğumuz yerin toplu mana olarak tercümesini yazmanızı isteriz. Bu sizin Arapça tercüme. Yani şu var, okuduğun yeri anlamak başka bir şey. Bunu tercümeye dökebilmek, toplu bir mana yapabilmek farklı bir şey. Onun gelişmesi için şimdiden çalışmaya başlarsanız, örnek veriyorum, bir yıl sonra bir herhangi kolay bir kitap alıp diyeyim artık, çevirebileceğiniz bir kitap alıp tercüme yapabilirsiniz. Belki çevrenizi dağıtırsınız, belki satarsınız. İleride ne olacağı belli değil. Bastırır satarsınız. Bu da olabilir. Arapçanızın ne derece gelişeceğine bağlı. 4. Okuduğumuz yerin ortalama olarak bir ezberini yapın demiştik. Ortalama ezberden kastım ne? Bay Koca doğru diyor. Kastım şu, ortalama ezberden kasıt şu arkadaşlar. Şöyle kafanızda bir bilgi bulunması gerekiyor okuduğum yerle alakalı. Safi mi 35 baptan oluşur. 6 tanesi sülasi mücerret içindir. Birinci bab faale yef'ülüdür. Kalıp bu. Örnek nasara yensuru. Birinci babın binası çok kez mutaaddi bazı kere lazım içindir. Şimdi çeviriyorum kitabı. Arka sayfa ne diyor? Evet, tanım da var. Mütaaddi nedir? Mef'ulü bi'ye ihtiyaç duyan fiillerdir. Lazım, mef'ulü bi'ye ihtiyaç duymayıp fail ile yetinebilen fiillerdir. İkinci bab faale yef'iludur. Bu vezin yani kalıp. Örnek zarabe yazribudur. Binası çok kez mütaaddi, bazen de lazım içindir. Bunu söyleyebiliyorsanız başka bir şey ezberlemenize gerek yok. Yani ortalama ezberden kastım buydu. Bence kitap yok. Bende kitap yok. PDF'den yapsak. Yani yapsak derken kastınızı tam anlamadım. Ben PDF üzerinden okusam, çalışmalarımı yapsam diyorsunuz sanırım. Olabilir. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ama daha önce ben emsiri, bina bunları hiç okumadım diyorsanız ya bina kitabı satın alın ya da PDF'nin çıktısını alıp kitaba dönüştürmek gibi bir çabaya girin derim ben. Yani PDF ile kitap elbette farklı olacaktır. Ben de çok iyi bir PDF okuyucusuyum. Ama bu şekilde temel kitap dediğimiz Arapçanın daha ikinci kitabındaysak elinizde bir kitap olmalı. Kağıt, kalem, yazmak, çizmek, silgi, bayağı bir uğraş vermeniz gerekir. Benim düşüncem bu yönde yani. Yani eğitim kitabı olduğundan, yoksa ilerleriz 10-15 kitap. Altyapı var zaten, ne gerek var deyip PDF'den devam edebilirsiniz. Bu olabilir ama şu an için PDF sizi yeterince ileriye taşıyamayacaktır diye düşünüyorum. Sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Ne dedik? Okuduğum yeri aynen okumanızı isterim. Diyelim ki bugün neydi? Bugün cuma. Yarın akşam oldu. Şu an cumartesideyiz. Ayın 18'indeyiz. Farz edelim. Açtım. 5 kişi var veya 15 kişi var. Ne yaparız? İşte alfabetik sıralama var ya yukarıda. Adem, Musa ve Kamil hocam. Buyurun okuyun deriz. Ses çıkmadı. Adnan Çakırcı hocam. Ses çıkmadı. Cihat hoca. Olmadı. Faik. Olmadı. Feyz. Olmadı. Göksel. Sırayla her hocaya evet okuyor mu? Kim okuyor falan. Sorarız. Başlar birisi. Artık 3 satır okur mesela. 3 satırdan sonra diğeri 5 satır okur derken hemen bitebilir. O şekilde de olabilir. Bir kısmını falanca hoca. Diğer geri kalanını filanca hoca şeklinde de olabilir. Okuma biter. Ardından başka ne vardı arkadaşlar? Zarf ve fiilin çekimi vardı. Kimler yaptı? Çıkar birisi çekimi yapar. Sonra toplu mana, toplu manaya ben karışmıyorum. Siz yazmışsınızdır diye düşünüyorum.
Gerçi örnek olması bakımından bir iki bölümün, belki 3-5 artık bilmiyorum, birkaç bölüm diyeyim, birkaç bölümün tercümesini siteye koyacağım ki toplu tercümeden kastım ne, nasıl yapılıyor? Bir örnek olması bakımından. Dört okuduğumuz yerin ortalama olarak bir ezberi dedik. Ezber yapan var mı diye sorarız. Bir dinletmeniz çok önemli. Bakın bugün medreseye gitseniz ortalama tercüme, ortalama ezber değil. Virgülüne varana kadar sizden ezber isterler. Biz burada ortalama ezber diyoruz. Ortalama ezberi de muhakkak yapın. Kimse düşünmesin ben hiç ezber yapmam. Bunu sadece okurum ve Arapça mı derler. Öyle bir şey yok. Bunları aklınızda tutmanız gerekir. Tercüme ezber mi hocam? Demin söylediğiniz gibi. Tercüme ezber, evet. Yani ezber yapacağınız şey tercüme olmalı. Arapçayı bunu ilemenle, babet tasvifi hamsetun meselasında baben diye sırayla binayı ezberlemenize gerek yok. Bu şekilde metin ezberi ileride gelecek zaten. Bina o şekilde bir şey değil ama. Sorusu olan varsa alalım, yoksa dersi kapatabiliriz. Manası genel olarak ezberleme, özet olarak. Evet, genel ortalama bir ezber yani. Hayırlı geceler arkadaşlar.